Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir kurabiye tarifiyle geldim. Ay kurabiyesi. Mutlaka videomun sonuna kadar izleyin ve çok pratik ve çok lezzetli bir kurabiye. Koca bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Geçelim tarife. Kabımıza bir adet yumurta, bir su bardağı pudra şekeri, 250 gram margarin veya tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve bunu elimizle iyice karıştırıyoruz, yoğuruyoruz. İyice yoğurduktan sonra 4-4,5 su bardağı un ilave ediyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyalım. Unun markasına göre alış şekli değişiyor arkadaşlar. 3,5 su bardağından sonra kontrollü ekleyebilirsiniz. İyice yoğuruyoruz. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayalım. Yoruma emoji dahi koyabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayalım. Videomu sonuna kadar izleyelim arkadaşlar. Hamurumuzun hepsini güzelce yoğurmak için tezgahımıza alıyoruz ve çevire çevire gördüğünüz gibi toparlıyoruz. Çok güzel oldu. Hamurumuz yumuşacık ve 3 eşit parçaya bölüyoruz. Ve hamurlarımı elimizle yuvarlayıp topluyoruz. Ve birini sade, ikisini açık kakaolu ve birisini koyu kakaolu yaptım ben. Dilediğiniz gibi sade de yapabilirsiniz. Birine 1 tatlı kaşığı kakao ve ötekine 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ve tek tek kaşıklarımı çıkartıp elimde iyice yoğuruyorum. Siz dediğim gibi sade de yapabilirsiniz. Ya da sadece kakaolu da yapabilirsiniz. İsteğe bağlı arkadaşlar. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok pratik ve çok lezzetli, çok harika bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Açık renkli kurabiyemizi yoğuruyoruz. Açık kakaolu kurabiye oluyor arkadaşlar. Koyu kıvamlı kakaolu hamurumuza geçeceğiz. Evet, öteki hamurumuz hazır oldu. Koyu kurabiyemize geçiyoruz. Hamurumuzu iyice yuvarlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu ve 3 çeşit kurabiye oldu. Evet, iyice yoğuruyoruz hamurumuzu. Evet, 3 hamurumuz da hazır oldu. Gördüğünüz gibi renkleri muhteşem oldu. Beyaz hamurumuzu alıp elimizle böyle çeviriyoruz. Rulo şeklini veriyoruz. Daha sonra elimizle bastırıp kenarlarından düzleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika hamurlarımız oldu. Ve 3 hamuru da bu şekilde yapıyoruz. Evet, 3 hamurumuz da hazır. Çay bardağıyla gördüğünüz gibi arkadaşlar uç kısmını bastırıyoruz ve ay şeklini veriyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Çok pratik arkadaşlar. Şekli kadar lezzeti de çok güzel. Evet, bütün hamurlarımızı böyle tek tek yapıp tezgaha diziyoruz. Bütün hamurlarımız bittikten sonra yağlı kağıt fırın tepsisine dizeceğiz. Gördüğünüz gibi açık kakaolu hamurumuz da çok güzel oldu.
Sizler de deneyince sayfama yoruma bekliyorum arkadaşlar. Harika oldu. Hepsi birbirinden çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar rengarenk oldu. Ve bunları tek tek fırın tepsimize, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz. Ve 170 derecede 15 dakika kadar pişiriyoruz. Fırına göre değişebiliyor arkadaşlar. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz ama ben kendi fırınımda 15 dakika pişirdim ve fırına atıyoruz. Muhteşem oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar hoş oldu. Ve soğuyan kurabiyelerimizin üzerine üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Misafirlerimize, çocukların beslenmesine harika bir tarif. Koca bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Yedikçe yiyesin geliyor. Kahvemizin yanına, çayımızın yanına muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetine doyum olmuyor dedi demedi demeyin arkadaşlar, mutlaka denemelisiniz. Evet, sonucumuz harika. Denemek isteyenleri, deneyenleri yoruma bekliyorum. Beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Destek vermeyi unutmayalım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için, destek verdiğiniz için herkese hayırlı günler diliyorum.